İyi günler arkadaşlar. Maçın değerlendirmesine gelirsek, yani bugünkü maça mutlak 3 puan almak için çıkmıştık. Sonuçta 4 günde bir maç oynuyoruz. Bir rotasyona gittik. Şampiyonluğa inen takımlar içerisinde baktığınız zaman kadro derinliği en az olan Ankara Gücü'yüz. Ama buna rağmen elimizdeki oyuncuları önümüzdeki maçlarda da kullanabilmek, maç tempolarını kaybetmemek için, onları da hazır durumda tutabilmemiz için küçük de olsa bir rotasyona gittik. İlk devre çok fazla pozisyon bulamadık. Ama ikinci yarı yaptığımız hamlelerle, önde biraz baskıyla, biraz daha coşkulu ve iştahlı başladık. Goller geldi. Sonuçta bugün galip geldik. Bu maç esnasında, maç öncesi ve sonrası Ankara Gücü taraftarlarının rakip takıma, Gaziantepspor'a verdikleri destekten dolayı Türk futbolunda örnek bir davranış sergilemiştir. Bu örnek davranışlarından dolayı bütün tribünlere, taraftarlarımıza hem elde ettiğimiz 4-0'lık galibiyetimizi hem de böyle bir tutumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Örnek bir davranış sergiledikleri için. Biz de bu galibiyetle 43 puanla bugün ligde ikinci sıradayız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza, camiamıza bu 3 puan hayırlı olsun. Hocam tebrik ediyoruz. Beştepe'ye gidince bunu bir aile için sorunun değil, mutlaka konuşacaksınız. Bundan eminim ama Konya Dişler'in bu rotasyondaki isteksizliği nasıl değerlendireceksiniz? Biz çok şeyler beklediğimiz bir oyuncu bugün gerçekten çok fazla yararlı olamadı. Çok teşekkür ederim. Bu oyuncularla her gün gece gündüz yatıp kalkan benim. Bundan önceki haftalarda bir iki berabere kaldık, mağlup olduk. Ben hep anlatıyordum, söylüyordum. Dedim ki mağlup olduğumuz maçlarda dahi bütün Türkiye Ankara Gücü'nün oynadığı futbolu konuşuyor. Maçtan sonra Fırat Aydınus dahi, ben yıllardır Süper Lig'de de hakemlik yapmama rağmen bu kadar tempolu, coşkulu bir maç çok az yönettim. Tebrik ederim, teşekkür ederim diyebildi bana. Bu oyuncuları tanıyan benim. Hangi oyuncu kaç dakika oynayabilir? Bu takıma ne verebilir? Bundan iyi, yani bunu benden iyi ve ekibimden iyi kimse bilemez. Ama Tonya Tistel de bizim bir oyuncumuzdur. Bugün oynattım. Böyle bir maç bekledim yavaş yavaş. Çünkü bazı oyuncuların kaybetmek çok kolaydır. Ama biz hep bütün oyuncularımızı kazanmak istiyoruz. Siz de takdir edersiniz ki bizim kadro derinliğimiz ortada. Her oyuncuyu her maça göre, rakibe göre değerlendirmemiz gerekiyor. Ona göre çok iyi bir plan yapmamız gerekiyor. Bakın 4 günde bir maç. Bazı oyuncuların kasığı çektiği, arka adalesi kolay değil. Örnek, bugün bir Başakşehir Avrupa Kupası, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası. Giresunspor elendi. Neden? 4 günde bir maç oynadığı için. Yani bunları unutmayalım. Biz de bugün oynattık Tonya Tistel'i. O da bizim bir oyuncumuzdur. Tamamlayamadı. Sizin de gördüğünüz gibi çok bir şey yapamadı. İnşallah bundan sonra toparlanır. Tedavilerini yaparız. Sakatlığı bir an önce geçer. En iyi şekilde hazırlarız. İleriki haftalarda belki 90 dakika, belki 10 dakika, belki 40 dakika bu takıma faydalı olur ve olması için biz de ekip olarak elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Kimse merak etmesin. Biz bu takımda bütün oyuncularla yatıp kalkıyoruz. Bu bizim işimiz. Zamanı gelince her oyuncuya da şansı vereceğiz. Burada tek bir hedef var. Ankara Gücü'nün başarısı. Bunun için buradayız. Süper Lig'e dönecek miyiz hocam? Vallahi bizim hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bunun için uğraşıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Bugün 43 puanlı ligde ikinci sıradayız. Her şeye rağmen bir Ankara Gücü gerçeği var bu ligde. Biz de bunu sonuna kadar en iyi şekilde kullanacağız ve devam ettirmek istiyoruz. Ama burada söylediğim gibi bütün taraftarlarımızın, camiamızın, medyamızın bir ekip olarak bu takıma destek vermesi gerekir. Yani destekle, birlikle, beraberlikle bunları başarabiliriz.
Başka sorusu olan var mı sorunuz? İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Güçlü bir takıma karşı oynadığımızın farkındaydık tabii. Ama futbolcu arkadaşlarımız genç, tecrübesiz, ilk devre ellerinden gelen gayretlerin tümünü gösterdiler. İkinci devrenin başlarında yediğimiz bir gol, tecrübe eksikliği oyuncularımızı biraz oyundan düşürdü. Arkasından gelen çok basit bir penaltı, hücum faali olması gereken, basket tabiriyle hücum faali olması gereken, bizim atmamız gereken bir faulden penaltı yedik ve arkasından oyuncularımız iyice motivasyon olarak çöktüler. Ama ellerinden gelen bütün gayretleri gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu arada hocamıza sallamak istemiyorum fazla. Güçlü olmak gerekiyor ama belirteyim yani onu. İçeride ve dışarıda her zaman güçlü olacaksınız. Yani 1-0 olmuş. Bu takım nasıl olsa küme düşmüş. 2-0 da olsa bir şey olmaz. 3-0 da olsa bir şey olmaz. Düşüncesiyle hareket eden hakemlerimiz olduğu müddetçe hakemlerimiz ve takımlarımız hiçbir yere gelemezler maalesef. Maçın en güzel olayı Ankara Gücü taraftarının Gaziantep Spor'a, Gaziantep'teki insanlardan, bazı insanlardan çok daha fazla sahip çıktıklarını gördük. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Şu anda futbolcu kardeşlerimiz içeride hüngür hüngür ağlıyorlar. Duygu seli yaşıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.